tabi yavaş yavaş. Aslında e, Fenerbahçe koy geçelim. E, dün Yiğit maçı salonda izledi. Ben evde izledim ve hiç keyif almadığımı, çok ciddi sorularla maçtan ayrıldığımı söylemem gerekiyor. Sen yine Fenerbahçe'yi e, top 5-6 takım içerisine saydın ama ben dünkü karşılaşmadan sonra e, açıkçası kendi adıma çok büyük e, şüphelere düştüğümü söylemem gerekiyor. Fenerbahçe bekoyu hiç beğenmedim. Aslında Yiğit'le başlayacağım. Çok ciddi problemler var. Takım içerisinde roller net dağıtılmış değil. Koç ee, nasıl bir oyun oynatmak istiyor Bu net göremiyoruz saha içerisinde. Biraz daha duygusal, biraz daha doğaçlama oynayan bir Fenerbahçe Beko var. Onunla zaman zaman oynayamıyor. İyi savunma yaptığımızla ilgili yorumlara da katılmıyorum. Onu da konuşuruz. Fenerbahçe Beko dün hiç iyi savunma yapmadı. Ee, sanırım 14'te ya 15 top çalmamıza rağmen bunu söylüyorum. Yiğit ee, seninle başlayalım. Dün karşılaşmaya salonda canlı izledin. Fenerbahçe, Beko ve Djordjevic ile ilgili. Djordjevic'in Fenerbahçe'si ile ilgili yorumları neler? Ee, öncelikle başta şunu söyleyeyim. Biliyorsun genel bir taraftarda şey vardı. Ee, hep konuştuğumuz koça karşı ol, olmayacak hani yanında bir bakış açısı vardı. Bir kere ben her zaman pozitif bakmaya çalışan bir insanım. Bir görelim ne olacağını. Zaten ilerleyen günlerde iyiyse iyi, kötüyse kötü ortaya çıkacak bakış açısıyla bakıyorum. Yine İstanbul Kaptan başlayayım. İyi bir Unix kazan son periyodu oynamıştı takım. Partizan maçı çok gösterge değildi. Sonra kötü bir Bursa e, turnuvası ama e, bu turnuvalar çok e, gösterge değil bazı şeyler için. Çünkü hoca da takımı e, tanımaya çalışıyordu. Bazı şeyler denedi kendi taraf, tarafında. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Kızıl Yıldız takımı... Eksik olmasa bile zaten bu eurolik seviyesi için yetersiz takım. Benim maç öncesi görüşüm yazdığım yazıda da belirttiğim şey savunmaların maçı olacak. Zaten Kızıl Yıldız geçen sene takımın en iyi iki oyuncusunu kaybetti. İşte Biri Zenit'e gitti, diğeri Bayern Münih'e gitti. Onun yerine aldıkları oyuncuların profiline bakarsak işte Gartner'a Nate Walter'ı sağladılar. Austin aldılar sağladılar Zenit'ten. İşte Kalinic geldi Valencia'dan. Sert bir takım. Hazırlık turnuvalarında da zaten ortalama 62 sayı yemişlerdi. İşte Panathinaikos ve Bayern'i yenmişlerdi. Öyle baktığımızda Fenerbahçe'de koçun da söylemlerinin ilk etapta bir savunmayı oturtma şeyi vardı. Sert savunmalı bir maç bekliyordum. Senin söylediğine attığın asisti sayı yapayım. Fenerbahçe dün hiç iyi savunma yapmadı. Yani 7-57 sayı, kaptığı 14 top, işte rakibin yaptığı 21 top kaybı tamamen halüsinasyon gördürür iyi savunma yaptık diye düşünürsek. Ben ilk e, devrede 14-0'la başladık sanırım. Daha sonra onlar bir seri yakaladı. Orada en az 4 tane boş şut attı. Kızıl Yıldız. Savunmadaki koordinasyonsuzluk sebebiyle. Diğer yandan iyi savunma yapan bir takım e, kaç hemen söyleyeyim şeyi e, 19 hücum hucum reboundu vermişiz. 15 hucum reboundu vermişiz. 15 tane hucum reboundu veremez bir takım. İyi savunma yapıyorsa, iyi alan parselizasyonu varsa. Bir kere savunma tarafı yanıltıcı olmasın. Ha hani neyi doğru yaptık? Benim beklediğim. Zaten rakibin gard rotasyonu sıkıntılı olduğu için ben tam sağ baskıyla yani bazen sürpriz, bazen gölge baskılar tüm maç boyunca Pierre Henry önderliğinde özellikle tam sağda rakibi bir bayağı bir zorladık. Zaten maçın bence temel kazanç noktalarından biri o oldu. İki, senin söylediğin gibi doğaçlama. Dün sen yazmışsın zaten bunu. Takımın, başta şey diyorduk işte 3-4 tane seti var gibi bir şey vardı. 3-4 tane, 5 tane seti var onu oynamaya çalışıyor. İşte daha çok uzun, uzun işte sikrine gelsin, devrilsin. İşte köşelerdeki adamlardan şut bulun şeklinde. Dün takım herhalde set hücumu... Yapamadı. Şöyle bir istatistik vereyim. 61 sayı atmışız. Serbest atışları çıkardığımızda, 9 e, serbest atışı çıkardığımızda 52 sayı var. 52 sayının, 34'ün çok özür dilerim, 10 saniye ve altında topu elimizde tuttuğumuz hücumlarda bulmuşuz. Yani bu takım hızlı hücum oynamaya adapte olabilecek. Programlanmış tabii. bir takım. Yani bu ona göre yani. Yani bu rakamı görselleştirmek için söylüyorum. Hani hep bunu söylüyoruz ama neden bunu söylüyoruz? E dün zaten şey bu. Geldim maçın pozisyonlarını tekrar böyle bir geçtim. merak ettim şey olarak. Bunların kaçını bir hızlı ucum kaynaklı üretmişiz. Hı. Ve takım o zaman şey oluyor. Dün şey yani hızlı ucum oynayınca bir Euroleague takımı havasına bürünüyor ama şeyden çıkarınca Komba Konya şeyinde oluyor takım. İkincilik seviyesinde ya yani sete set kal ve doğaçlama. Yani dün Şayok'la Polonara'nın kafa kafaya geldiği iki tane hucum var. Yani spacing o kadar şey ki belirsiz ki kimin nereye gideceğini bilmiyor. Belli birkaç tane set var hani tabii yok değil ama Melih'e diyor Polonara Melih'e sikrine geleceğim diyor. Melih setten haberi yok. Ne olacağının farkındayım. Hani insanın aklına şey geliyor ya bu takım e, neyi çalıştı? Tamam doğaçlama oynarsın belli noktalarda ama bu çok iyi. Birlikte. Mesela Efes doğaçlama oynayabilir. Birlikteliği yani uzun süredir birlikteliği e, guardlarının potansiyeli buna müsaade edebilir ama biz zaten çok yeni bir takımız. Guard rotasyonumuz çok Yeni. Bu şekilde oynatmış çok zor. İki, Veseli dün 35 dakika süre almış. Veseli'yi 35 dakika süre aldırarak sezonu bitirme şansın yok. Ki şunu da söyleyeyim. Veseli sadece ilk yarı iki tane top kullandı. Veseli gibi bir oyuncunun eline iki tane top gelmez. İkinci devre birazcık daha oyunun içine girdiğinde işte 4 sayı, 3 topça alma, 5 rebound, bir asist. Zaten yaptığı tek asiste yine oyun aklıyla Pierre Henry'e top maçı aldıran üçlü evet. köşe üçlü attırması. Bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi evet. Veseli'yi bence hemen geçmeyelim. Şundan dolayı geçmeyelim. Tamam. Benim aklım almıyor abi. Yani geçen sene Kokoşkov'un bile pasın merkezine koyduğu, Veseli üzerinden oyun kurduğu, bunu çözdüğü Fenerbahçe koydu koyduğu düşünün. Kokoşkov'un koştuk yetkinliklerini tartışıyorduk geçen sene. Yani oyuncuya yeteri kadar özgüven vermediğini, oyuna müdahale etmediğini. Çünkü Obradoviç'te alıştığımız o bizim 24 saniye içerisinde sonuna kadar topu kullanan, paylaşan, e, ...makine makina gibi çalışan e, o set ucumlarını gördükten sonra Kokoşko bize şey geldi. Hakikaten yani ya ne yapıyoruz biz dedik. Çünkü dün Veseli'nin iki tane top değmiş olması. Ya Avrupa'da hiç yaşamadın. Ya Avrupa basketbolunu hiç bilmiyorsun. Ya Fenerbahçe hiç izlemedin. Ya aklım benim almıyor. Ya böyle bir şey olamaz. Sadece kısa karşısında savunma için duran, onun dışı topu, topa dokunmayan, topa değmeyen bir vesile vardı. Ve aklım hakikaten alamadı yani bu gerçeği. Hani zaten ikinci devrede yani coaching değişik değil de Veselik yine kendine oyuna verdi. Yunus Kaza maçında da aynısı olmuştu. Yani maçı Fenerbahçe'nin karakteri Veseli. Doğru ifade etmek gerekirse. Veseli bu oyunun ana merkezine koymadığımız sürece e, bu takımdan çok bir beklentiye girmemek gerekiyor uzun vadede. Diğer yandan Polonara. Biz Polonara'yı bu şekilde oynatacaksak dün yazdım bunu belirttim. Ee, ben Polonara'yı yani. izlemek isteyen basketbol severim. Ee, başka bir takıma gitsin başka bir takımda izleyelim. Cidden çok samimi söylüyorum. Ve belli, be 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 belli değil. değil abi. Yani. Baskonya'da, Baskonya'da izledim geçen sene. Baskonya'da harikalar yarattı Aynen şey. öyle. Ben bu <laughs> Polonara'yı e, yeni Kaliniç olarak görüyordum. Kendi adıma yani mücadelecilik anlamında. Ben Polonara'yı sağ içine daha fazla görüyorum. Polonara 16 dakika sağda kalacak bir oyuncu. Şutu olan, oyuna sertlik katan, yani tamam Fenerbahçe'nin uzuna ihtiyacı olabilir ama transfer yapmayacağımız da aşikar olduğu için şu aşamada bazı şeyleri içeride çözmek gerekiyor. Yani işte Devin Booker'la savunma yapamazsın. Ya yani dün 16 verimlilik çıkarmış maçta ama ben maçı çıplak gözle izleyince, topsuz topsuz alanda da izleyince olmayacağını görüyorsun. Veseli'yi 5 numaraya koyup işte Booker'ı 4 numaraya koyun ya da daha çok Bukur'u 5 numaraku olmuyor Palonari'yi 4 yapıp Veseli'yi 5 yapmak bir tercih olabilir alternatif üretmek için e, Ahmet'ten de çok bir verim yok diğer tarafta e, yani sıkıntılı yaptığımız e, savunma savunma değil aldatmasın en baştan söyleyeyim Hani istatistikler ben çok seviyorum biliyorsun rakamları her zaman doğruyu söylemiyor ya, dün Euro Cup seviyesinin bile altında bir ilk yarı izledik. İki takım için de söylüyorum. Ee, acı ama gerçek. Eğer bu seviyede basketbol oynamaya devam ederse bu iki takım. Biri 18. ve <laughs> 17. olur. Abi bir yani. şey söyleyeceğim. Yani dün e, galiba tek pivotla geldiler. Kuzbiç o da çok erken 3 foil aldı ve çıktı. Pot altını savunamayan, pot altında size'lı uzun olmayan bir takım karşısında pot altı üzerinden yani uzundan üzerinden bir oyunu oynamak bile gelmedi aklımıza. Maçın kırılma anı aslında bakarsan o şeyin e, Polonara'nın sekansı vardı, 5 sayılık sekansı. E, bir ikilik attı ardından da aslında bir boş drive etti, pot altında bitirdiği bir ikilik e, turnikesi var. Bir de üçlü hemen arkasından o 5 sayı belki Fenerbahçe'nin burnunu kaldırdı. Ben çok çok enteresan buldum ya. Bu kadar de organize, bu kadar planı olmayan, bu kadar oyuncuların ne yaptığını bilmediği, bu kadar herkesin birbirine baktığı bir oyunu ben yıllardır görmüyordum Fenerbahçe ve Koda. Yani şöyle ben bir ben bir soru sorsam burada şeyin etkisi olabilir mi sizce arkadaşlar? Ee, Kokoskov'un hani geç gitmesi, Georgievic'in <laughs> apar topar İ bulunması. İllaki yani. etkili diyoruz. <laughs> Georgievic'in hani geçmişini biliyoruz hani bizim dönemimizin efsane Naumos no ile beraber var efsane bir ötesi ama yoruluk yani takımı kaç kere çalıştırdı. İşte hani şampiyonu oldu. Ee, geçen sene bütün kupayı işte Euro Cup'tı. Belki Belki yani çok fazla oyuncuları tanımaması Gerçi Polonara yani İtalya liginden tanıyordur diye düşünüyorum. İtalya liginden bir önceki senesinden tanıyordur diye düşünüyorum ya da İtalya milli takımında takip etmiştir diye düşünüyorum çünkü İtalya milli takımında da Olimpiyat elemelerinde Polonara çok verimli oynadı ve çok iyi performans gösterdi ama ben biraz hocaya sanki yani zaman tanınmasını gerektiğini düşünüyorum çünkü kariyerli olan bir hoca ve Kokoskov'un ani bırakması da bence yani şu andaki bu düzenlerin oturmamasında çok büyük etken oldu. Ya yok son derece haklısınız zaman konusunda sadece basketbolun çok basit doğruları var. Yani o basit doğruları göremeyince insanın kafasını şüpheye oluşuyor. Yoksa tabii ki takımı çok geç aldı. Kendi oyuncularıyla ama işte Polonara ve Pierre Henry'yi tanımıyor olma ihtimali yok. Çünkü EuroLeague'in bu sene 5 tane iyi transfer yapıldıysa EuroLeague içerisinde en iyi iki transferi yani Polonara'yı ve Pierre Henry'yi bilmiyorsan ya şey şöyle söyleyeyim Deschamps Pierre geçen senenin EuroLeague'deki en en ciddi çıkış yapan oyuncusuydu Polonara'dan sonra. Deşampier'in yaptığı en önemli şey ne? Postop'ı. Bursa Sıkıntı. turnuvası Bursa turnuvasına kadar o postop'ı bir kez bile kullanmadı. Bursa turnuvasında da yoktu. Fakat dünkü maç ve Daçka maçında yoktu. Dünkü maçta onu kullanmaya başlamışız. Bir o doğru var mesela gözüken. İki bir kere dekolodan bir numara olmaz. Yani bir numara. Tekrar, dekolo... söyleyelim, tekrar söyleyelim. Dekolodan bir numara olmaz abi. Olmaz. Yani bunu. Oynar Oynar. Bak oynar. Ama maçın belli bölümlerinde oynar. Ya sen dekolonun bir numarası üzerine sezonu kurarsan e, büyük problem yaşarsın ki. Ben şey de söyleyeyim Yiğit ya bunu hakikaten söylemeden geçemeyeceğim. Kısa rotasyonunda çok benzer profilli oyuncular var. Yani Henry açık alan oyuncusu, delici bir oyuncu, oyun görüşü çok gelişmiş. Gerçekten e, özellikle ikili oyunlarda bit yani hem bitirebilen hem de e, asist üretebilen bir oyuncu. Ama dış şutu yok. Yok. Bak. şey yok. Güvenilir bir dış şutu yok. Ee, Şehmuz'u alıyorsun. Bir numara oynatacağım diyorsun Şehmuz'u. Aklım sırrı vermiyor. Evet Şehmuz'dan bir gard olur ama Şehmuz'un dış şutu yok. Yani sen Eurolik seviyesinde başarılı olmak istiyorsan oyun kurucularının ortalamanın üstünde bir dış atıcı olması lazım. Şimdi e, sadece bu profile uyan tek oyuncu İsmet Akpınar. İsmet'in evet Gerçekten ben guard olarak çıkış yapacağını düşünüyorum. Ama yetmez. Yani Henry belki Guduric gelirse o da gizli oyun kurucu olarak zaman zaman oynuyor ama ben hani top düşünmüyorum. Ya De Colo'nun üzerinden sadece bütün sezonu planlayamazsın abi. Bak atamadı. Atamadı. Zorladı. Yani ne kendisi oyuna girebildi ne oynatabildi. Bütün takım De Colo'yu bekledi. Bütün maç koç... İşte abi. Dün ikinci devre yaptığı tek bir doğru vardı. Ya yani bu kere bu takımın ikilisi bir numarası Pierre Henry, iki numarası Dekolo olur. Pierre Henry olmadığı zaman İsmet Akpınar olur. Onu da ayrı parantez açmak lazım. Dün gerçekten iyi oynadı. Hani Euroleague seviyesinde olmaz diyorlardı ama e, bence e, çok ciddi aşama kaydedecek ve verim alabileceğiz. Bir kere yani Dekolo'yu dediğin gibi maksimum 2-3 dakika kullanırsın. O da belki maç sonlarında kullanırsın. Yani diri girdiğinde top getirtebilirsin. Diğer yandan Şehmuz'dan bir numara onu da söyleyeyim. Ondan da olmaz. Bir numara Fenerbahçe'nin onu birkaç maçta denedi. Olmaz. Yani getiren O topu getiremez. Şehmuz'dan farklı. Ben Şehmuz'u çok beğenen bir basketbol severim. Ee, Şehmuz'un şutunu geliştirmesi lazım. Hani şut tekrara dayalı bir şeydir. Gelişebilir ama guard olmayan bir oyuncu guard yapamazsın. böyle bir şey değil. Ee, ya yani Fırsat olsa işte bir iyi bir kısa transferi işte Bartel yerine 4 numara ya da 5 numara, iyi 5 numara keşke yapabilsek ama görünürde o şey yapmıştı. İşte Guduric'i bekliyoruz. Onda ne kadar sağlıklı geleceği, sezonda ne kadar sağlıklı kalacağı. O da yani o geçen seneki 10 sene, 10 maçlık e, periyottaki performansını düşünelim. Bir de CSK serisi zamandaki performansını yani öncesinde sonlara doğru. Onda da düşüştür olmuş. Yine Hakeza Efes serisinde de yani hiç varlık gösterilmişti. Yani dün e, Birkaç İyi şey konuşup çok kötü şey söylenebilir. Bu da hani moral bozmasın. Sezon başı önemli olan galibiyet güzeldir her zaman. Sokakta da top oynasan galibiyet güzeldir. Misket de oynasan galibiyet güzeldir ama... Dünkü galibiyetin sadece onu dün belirttim yani... Şeyde tabloda sezon sonunda bir rakamdan öte bir şey ifade etmesi gerekiyorsa... Bizim... Biz sadece basketbol sayarız. Gördüğümüz şeyleri hocanın da gördüğünü düşünüyorum. Önemli olan onun inat etmemesi. Yoksa diğer türlü Fenerbahçe tarihinin en hızlı kovulan koçlarından biri olabilir. Yani acı ama gerçek. Ben böyle olmayacağını umuyorum. Doğrular adım adım ilerleyerek bir şekilde o bina oluşacaktır diye düşünüyorum. O da bizim izlediğimizi görmüştür ama bazı şeyler ego inat şeylerine binerse orada tabii yapabilecek bir şey yok orada e, karar e, mekanizması ama yani minimum bir 10 hafta şey dedim ya Efes 5. haftadan sonra bir şekilde kendini bulur zaten. Bizim minimum yine bir 10 hafta ihtiyacımız var bu ama bizim bu 10 haftada özellikle yanlış hatırlamıyorsam 4. haftadan sonra bir seriye giriyoruz. İspanya deplasmanları falan filan. Yani Real Madrid bu uzun rotasyonuyla bahsettik. Real Madrid'de bizim şu şu anki mevcuttaki uzun rotasyon rotasyonuyla falan gittiğimizde o geçen sene yaşadığımız tatsız zamanları yaşayabiliriz. E, bunda takım nasıl göğüsler e, bunlar e, kafada soru işareti bırakan noktalar diye düşünüyorum ben. Yani, kendi sonuçta adıma. şunu söylemek lazım. Takım ümit vermedi. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Yani Hatırlıyor. elinde Polonara gibi e, Veseli gibi özellikle açık alanda etkili uzunlar varken ya yani tempo oyunu oynamamak özellikle yarı saha basketbolunu ısrar etmeye çalışmak bana hakikaten eşyanın tabiatına aykırı geliyor. Çünkü zaten buraya gelmedi. Bu kadroyu sen kurmadın. Evet. Yani bu kadro senin kucağına verildi. E, geçen seneki bence en önemli eksiklik ee, bir guard problemiydi. Ki Bobby Dixon'dan zaman zaman e, süre al, alıp e, performans almana rağmen Lorenzo Brown'ın ya yani Pierre Henry transferiyle Lorenzo Brown'ı upgrade ettin abi. Yani upgrade etmiş oldun ama yetkinlik seti aynı. İkisi de benzer profilli oyuncular. Biraz da asist özelliği kuvvetli Pierre Henry'nin. Ee, ama hala o Fenerbahçe'yi top getirecek oyuna yön verecek e, organizasyonu sağ içinde kuracak Sıkıştığında şut ve skor üretecek bir oyun kurucu almazsan bir de Bartel'le vedalaşmazsan çok açık ve net söyleyeyim. Yani atletik bir dört numara alamazsa Fenerbahçe e, potayı da savunabilecek iş çok kolay değil. Yani ben dün izlediğim takımdan hiç keyif almadım. Bak kazanırsın kaybedersin. Ben bir plan de diyorum. Sağ içinde bir plan olmayınca ben hakikaten 12. acayip üzülüyorum. Yani dün senin söylediğin gibi Euro Cup seviyesi bile değildi. E açıkçası e, bu takım nereye gider? Ben de ciddi soru işaretleri var dostum. Dekolo bir numara oynar. Çok da güzel oynar ama Fransa milli takımında oynar. Oynadı da. Olimpiyatlarda bir oynadı. Ama iki numara Ivan Fournier'di. Yani NBA'in hem şutu çok iyi olan hem drive'ı olan. E, Fener'de böyle bir lüks yok. E, çünkü e, baktığınız zaman Dekolo e, dışında... E, İstikrarlı şutu olan oyuncu yok. Zaten geçen yıllardaki problem de şuydu. E, günümüz basketbolunda delici guard çok önemli. Bunu hem Shane Larkin'de görüyor görüyoruz, Mike James'de görüyoruz. Eskiden bu Bobby Dixon'dı. E, Bobby Dixon yaşlanınca önce de Decolo ikisi, ikilisi. ikisi de çok yetenekli, çok skorer. Ama o delici guard eksikliği önemli, e, açığı vardı. Lorenzo Brown bunu dolduramadı. O da transfer edildiğinde çok başarılı bir oyuncuydu. Pierre Henry'de bu delicilik var. Dolayısıyla orada bir faydası olacağını düşünüyorum ben. Ama dediğiniz gibi Pierre Henry'de biraz hani Özgür dedi ya, Mitch için üç tane kötü maçı olur. Pierre Henry'nin bir gün 30 verimlilik, bir gün 3 verimlilik maçlarına çok alışırız biz. O yüzden o sebeple o da çok tutarlı bir yani dekolonun yanında iki numara değil, daha çok bir denenmesi gerekti. Ben de düşünüyorum. Polonar muazzam bir transfer vesileyle birlikte. Yani kağıt üstünde aslında kadro çok iyi. Dediğiniz gibi bu hataları düzeltebilirse Georgevich daha iyiye gidebilir diye düşünüyorum ben. Biraz da olumlu bir şey söyleyeyim belki genelde. <laughs> Eyvallah. Biz belki çok işin içinde olduğumuz için biraz da duygusal baktığımız için daha tabloyu net göremiyoruz. Ben de kadro derinliği açısından potansiyelli bir kadro olduğunu düşünüyorum ama iki noktada çok net eksiğimiz var. Bu iki noktadaki eksiklik giderilmezse ve koç da hani o koç dokunuşu diyoruz ya onu yapamazsa bu takıma çünkü oyuncuların profilleri belli. Ya sen Polonara ile beraber set ucumunda çok verim alamazsın. Bu adam atletizmle açık alanda belki de Euroleague'in en iyi oyuncusu. Ona uygun bir set ucumu çizmezsen, ona uygun bir tempo sağlayamazsan ya da Veseli'yi doğru kullanamazsan o zaman zaten takımın Oyuncu kalitesinin bir anlamı kalmıyor. Bu çok önemli. Orada da koç devreye giriyor. Ben de Djordjevic'i çok savunanlardan biriyim. Geldiği zaman da birçok basketbol odasında, Space'de, Twitter'da çok savundum. Ama şundan dolayı savundum. Bologna'dan kovulduğunda oyuncular geri getirdi, geri istedi koçu Djordjevic'i. Yani hakikaten demek ki takım kimyasını oturtabilen bir koç ama şu ana kadar bende bıraktığı tat içi değil. Nice. Evet arkadaşlar ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, buradan tüm basketbol severleri ve bizi izleyenlere şu mesajı verelim ki bu mecradan ya da farklı mecralardan Euroleague yayınlarımız devam edecek. Bizi izlediğiniz sabır gösterdi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.